Evet, hepimizin çok sevdiği çay. Peki fazla çay içmek yararlı mı zararlı mı efendim? Çin'de yapılan bir araştırma siyah çayın yaşlanmayı geciktirdiğini ortaya çıkardı. Ancak Türk uzmanlar pek aynı görüşte değil. İşte çay tiryakilerinin kafasını allak bullak eden o araştırma ve çay tutkunlarının yorumları. Çaylar! Günde 4-5 tane çay içerseniz geç kalırsınız. Her gün böyle bir tane içeceksiniz ya da 5 tane. Çayın tabii ki olumlu etkileri var. Çay içmediğiniz zaman başım ağrıyor. Çok içeninde, az içeninde başını ağrıtan çay. Uzmanları ikiye böldü, kafalar iyice karıştı. Çok çay içen insanın ömrü de çok uzun oluyormuş. Biz bilim insanların yalancısıyız. Sabah kahvaltısında, akşam yemeğinin hemen sonrasında, günün her anında vazgeçilmez içeceklerin başında gelen çaya bir türlü ölçü bulunamadı. Kafalardaki soru ise şu, ideal bardak sayısı kaç olmalı? Normalde gün içerisinde 2-3 fincan çay tüketiminin hiçbir zararı yok. Akşama kadar burada çay demliyorsunuz. Peki siz günde kaç bardak çay içiyorsunuz? Ben yaklaşık 40-50 bardak çay içiyorum. Akşama kadar çay içiyorum. 55 yaşındayım, 40 yaşında gözüküyor. Çay tiryakilerini sevindirecek haber Uzak Doğu'dan geldi. Çin'de yapılan bir araştırmaya göre çayın yaşlanmayı geciktirdiği ortaya çıktı. Türkiye'de ise uzmanlar bu konuda ikiye bölündü. Çayın tabii ki olumlu etkileri var. Fakat çok fazla sık tüketildiği zaman gençleştirmeyi bırakın, yaşlandırmaya etkisini bile hızlandırabilir. Çay esasında gerçekten çok faydalı bir içecek. Çayın içerisindeki biyoaktif bileşenlerden polifenoller ve özellikle de tenin dediğimiz bir amino asit gerçekten vücut için çok faydalı etkileri var. Günde kaç bardak çay içiyorsun? En az 20. Uykusuzluğa iyi geliyor. Çay içmediğim zaman başım ağrıyor. Yaşlanmayı geciktirici etkileri var. Bilişsel fonksiyonlarımızı koruyucu, demans gelişimini geciktirici etkileri var. Hatta polifenollerin bazı kanser türleriyle savaştığını da çalışmalardan öğreniyoruz. Dolayısıyla çayın gerçekten faydalı etkileri var. Demek ben ondan gencim öyleyse. Gençleştirseydi gençleşmiş olurdum. Emin olun. Cilt yenilenmesi, doku yenilenmesi üzerinde büyük etkileri var. Bu konuda bir olumsuzluk sağlayabilir. Kan basıncını arttırdığından dolayı kalp rahatsızlıklarına yol açabilir. Bunların hepsi vücutta metabolik yük oluşturur. Günde en az 7-8 bardak çay içiyorum. Bazı sabahlar içmeyince başım ağrıyor. Gençliğimizi herhalde ona borçluyuz. Ben hiç çay içmiyorum. Mutluyum ama çaysız hayat bence güzel. Bence mutluyuz değil. Peki çay nasıl demlenirse daha sağlıklı olur? Özellikle biz siyah çayı çok tükettiğimiz için siyah çayı 100 derecede bir 5-6 dakika kadar demlemek yeterli olacaktır.